Bilgi burada. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bir elektrik süpürgemiz var arkadaşlar. Süpürgelerin bu tarz olanlarda özellikle veya diğer yatık süpürgelerde de birçok kişiden bize gelen şikayet şu arkadaşlar. Süpürgemizi normalde çalıştırıyoruz, fişe takıyoruz. Elektrik kablosunu görüyorsunuz normalde şu kablomuzdan fişe taktık. Cihaz çalışırken şu dip kısmını salladığımız zaman gidiyor. Yani normal fişe taktık, çalıştırdık. Burayı oynadığımız zaman cihaz bir duruyor bir çalışıyor, bir duruyor bir çalışıyor. Veyahut da işte hiç çalışmazken yine burayı oynadığımız zaman cihaz çalışıyor ama bırakınca gene duruyorsa bu kablomuzda kırık olduğunun işaretidir arkadaşlar. Bu kabloda kırık varsa bu kablonun kırığını tespit etmek için öncelikle hani kendiniz evde bunu cihaz olmadığı için kontrol edeceğiniz bulamayabilirsiniz tam olarak kırığın nerede olduğunu. Eskaza rastgele deneyelim diyorsanız kabloyu bir yerden kesip elden geliyorsa süpürgenin içini açıp yeniden bağlayıp deneme şansınız olabilir ama bilmiyorsanız profesyonel ekipmanla bunu bulmak gerekir. Profesyonel ekipman yok, evde nasıl test edeceğiz diyorsanız şimdi biz size kısa bir yöntem göstereceğiz. Cihazın fişi çekili. Burayı oynadığımız zaman kablo gidip geldiği zaman oynadığımız zaman cihaz gidip geliyor çalışırken veya yine buradan pat diye bir ateş attı ondan sonra süpürge çalışmamaya başladıysa hani belli bir süre böyle işte oynadı gitti geldi çalıştırdınız ama bir anda buradan bir ateş attı veya bir patlama sesi gelip sonrasında bir daha fişe taktığınızda cihaz çalışmadıysa yine bu da geçerlidir. Bu cihazda öyle olmuş onu da belirtelim. Buradan ateş atmış ve müşterimiz fişe tekrar takmamış korktuğu için. Zaten öyle bir şey olduğunda fişe de takmayın. Çünkü bir patlama sesi veya ateş attığı zaman mutlaka içeriden kabloda bir sıkıntı vardır. Şimdi biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Size göstermek adına şuradan dibinden keseceğim. Öncelikli olarak bunun burada bir deliği vardı. Evet, deliği buldum. Şu an siz videoda burayı göremiyorsunuz. Bu delik çok ufak. Ben tam o deliğin olduğu yerden keseceğim arkadaşlar. Yani patlayan yerden keseceğim. Ve size nasıl bir şey olduğunu içeride göstereceğim. Dışını bakın şu an kabloyu keserken fark ettiniz mi bilmiyorum ama fark ettiniz mi? Burası çok boş gitti. Yani burada kablo yanmış içeride artık onu. Biz sürekli yaptığımız için anlıyoruz. Kablo dolu olsa böyle rahat kesilmez. Şu an içini kesiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu an kabloyu asıldım ve kablo sadece kablonun dışını kestim. İçindeki elektrik aksamını kesmedim. Şimdi bunu nasıl anlayacaksınız? Bakın arkadaşlar kablonun şu kısmındaki yanıkları görüyorsunuzdur herhalde. Şöyle daha net göstereyim. Şurası kararmış. Bunu şöyle yan keskiyle biraz daha açayım ben size. Evet arkadaşlar şu an tam da yerinden kesmişiz zaten. Bakın arkadaşlar eğer biraz elektrikten anlıyorsanız kabloların ucundaki yanığı görüyorsunuz kararmayı şuradaki. Bu iki kablo içeride birbirine temas ettiği için buradan kabloyu ikisini birden yaktığı için elektrik akımından dolayı arc yaptığından dolayı hem o patlama sesi gelmiş hem de süpürge çalışmamaya başlamış. Birbirine yapışılı kalsaydı şayet ucu ayrılmasaydı her fişe taktığınızda sigorta yine atardı. Ayrılırsa her fişe taktığınızda sigorta atmayabilir ama süpürgede çalışmayacaktır kablo koparsa. Bakın şu an bu ucunu biraz şöyle açacağım. Yanık olduğu için sünük sünük. Kablonuzun burada uç kısmında kaynak yaptıktan sonra nasıl ki yanarsa burada da öyle yanıklar olacak arkadaşlar. Eğer ki kısa devreden dolayı koptuysa bu şekilde gidip geliyorsa süpürgeniz oynadığınız zaman aynı şekilde bunda da var ucunda yanıklar. Kabloyu normalde kestiğiniz zaman kablo tam düzgün olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kestiğiniz zaman içi parıl parıl olması gerekiyor. Yani kestiniz kabloyu şuradan şöyle kestik diyelim. İçindeki sarıyı şu an siz çok küçük olduğu için belki göremiyorsunuzdur videoda ama tertemiz bakır rengini görmeniz gerekiyor kabloyu. O dip kısmından eğer ki hani delik veya patlak olduğuna kanaat getirdiğiniz yerden kestiğinizde kararma yoksa kablo böyle tertemizse o zaman başka yerlerinde kırık vardır ama rastgele kesmeyin tabi. Biz bunu bildiğimiz için sürekli yaptığımız için oradan da bu kablonun şu dış kısmında bir açılma olduğu için oradan patladığını bildik ve kestik. Bunu ne yapacağız? Kablonun tamamını değiştirmeden şuradan biraz şöyle kabloyu kısaltacağız 10 cm 15 cm ve uç kısmı yeniden açılıp süpürgemizin içini söküp ekleyeceğiz. Süpürgemiz çalışacak arkadaşlar. Kendiniz evde şayet böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız işten anlıyorsanız süpürgeyi açıp yapabilirsiniz. Her süpürgenin sökülmesi farklıdır. Kanalımızda ara ara hangi süpürge nasıl sökülür diye videolar atıyoruz.
Telefonda bazen soranlar oluyor, şu süpürge nasıl sökülür, bu nasıl sökülür diye. Onu görmeden biz de bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü sürekli aynı süpürgeden gelmediği için bize de farklı süpürgeler geldiği için cihazı görmemiz gerekiyor. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara bol yorum ve beğeniyi de eksik etmeyelim. Herkese kolay gelsin.